lazım. Gel Arda. Evet. Bu sefer de sırt üstü yapalım, tamam mı? Sırt üstü takviye yapalım beraber. Hadi bakalım. Yat bakalım. Yatıyoruz sırt üstü yine. Beraber. Çok kolay bir egzersiz. Hop. Aa. Evet. Alkış. Ha, Arda girebilirsin anne. Koş bakalım. Koş bakalım. Kerem geliyor musun? Kerem gel bakalım. Hadi Kerem yapsın görelim. Kerem. Hadi bakalım. Hadi Kerem hadi gel bakalım. Gel. Yap sana vereceğim hadi bunları. Hadi gel. Yaparsan yapalım, tamam. Vereceğim. Gel. Gel. Gel bunları yapalım. Bunları yapalım. Beraber kim yapmak istiyor? Ben. Anne? Ben. Aa, yapmak istiyorum. Ben. Kerem. Evet. Ben yapmak hadi gel istiyorum. Kerem. Ben yapmak evet. istiyorum. Sonra Kerem'e vereceğim bunları. Bu çocuklarımızın bunları. Dengesini geliştiriyor. Aman Allah'ım. Düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz. Kaldık öyle. Kaldık. Sayıyoruz. Bir, iki, üç. Aferin sana. İyi. Şimdi Evren gelecek, tamam mı? Evet. Bir, iki, üç. Aferin. Evren de bunu da geri taklatacakmış. Gel. Al. Evren. Hadi gel Evren. Al. Al. Evren'i de alayım hemen geleyim. Evren gel. Hadi sen gel, gel. Bak al. Tamam. Tamam. Bak orada vov vov var. Gördün mü vov vov? Tamam. Vov vov gör. Pişi bak. Al vov vov ver bunu. Can vov, nerede vov, can? Ver. Can burada. Can alabilir miyim? Sana ne yapayım? Can gelmiyor. Ya çok şükür. Gel peki sen gel bana. Gel. Tamam anneciğim gel. Gel. Gel bir tane. Ya bak koş oraya. Koş oraya. Git oraya. Gel. Eymen gel. Yatalım o zaman, tamam. Hemen bak bakıyoruz ne gösteriyor. Yatıyoruz, 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 yatıyoruz. Aa, nasıl yakaladı geri? Yakala vur, vur. Aferin sana. Sen buna tutunabiliyor musun? Aferin. Evet. Bak. Aa, Fina. Evet, sırt taklarımız için çok önemli. Oo, canım. Hat, aferin sana. Evet, o zaman biz beraber... Beraber 2 dakika ara veriyoruz. Hangi kameradayım? Evet. Hangi kamera? Bu da gözüksün. Bu da gözüksün. Eymen bak biz düğün arabaları ve teresi var. Bak oraya gidiyoruz. Yerim ben seni lokumum. Lokumum. Bir düğünün en olmazsa olmazıdır gelin arabaları. Biz de bugün sizlere hem sizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkartacak hem de bu özel gününüzde kiralayabileceğiniz birbirinden güzel klasik arabaları tanıtacağız. Şimdi yanımızda bu özel gününüzde size bu güzel araçları temin eden Onur Küçükbayram var. Onur Bey, öncelikle bir işleyiş öğrenmek istiyoruz. Düğün sahipleri size nasıl başvuruyor ve bu araba temini nasıl oluyor? Şimdi öncelikle araçlarımızı web sitemizden buluyorlar. Biz araçlarımızı şoförsüz vermiyoruz. Araçlarımız şoförlü veriliyor. Çünkü araç portföyümüzde 1937'den başlayıp 1965'e 68'e kadar giden portföyümüz var. Ve bu araçlar genelde koldan vitesi ve büyük araçlar oldukları için damat beylerin veya gelin hanımların rahat etmesi için genelde şoförlü hizmet veriyoruz. İçi oldukça geniş, oldukça özel tasarım bir aracımızdır. Birazdan içini de inceleyeceğiz. Tamamen özel tasarlanmıştır düğünler için. Mor, Swarovski taşlı kapitone döşeme yapılmıştır. Kliması mevcuttur. İçi oldukça ferahtır. Gelin hanımların oldukça tercih ettiği renginden dolayı beyaz renkte oldukça fazla tercih ediliyor. Gelinlerin de rahat edebilmesi için aslında çok geniş bir alan var burada. Hani kabarıklı gelinlikle de rahatça oturabilecekleri hem görseli hem rahatlığı düşünülmüş. Bir yandaki arabamıza geçelim. Yan tarafta harika üstü açık bir kırmızı arabamız var. Biz buraya gelip çok etkilendik gerçekten. Bu da 1964 Impala modelli bir aracımız. Bunda elektrikli tente mevcuttur. İstediğiniz an üstü açılır, istediğiniz an üstü kapanır. 8 otomatik bir araçtır. Rengi kırmızı olduğu için gelinlik önünde çok şık duruyorsunuz. Gelinliğiniz daha güzel gözüküyor. Peki, biz böyle konuşuyoruz ama demin fiyatı atladık. Bir dakika, fiyatları öğrenmeden gitmek yok.
ilk arabamızın fiyatını, günlük kiralık kaç saat, fiyatı nedir bir öğrenebilir miyiz? Bu araçlarımız limuzin tarzında araçlarımızdır. Bunların 8 saatlik şoförlüğü, yakıtlı fiyatları 1000 liradan başlamaktadır. Limuzin tarzında ve üst açık araçlarımızda fiyatlarımız aynıdır. Sedan araçlarımızda 750 liradan başlamaktadır. Kredi kartına taksit imkanımız da var. Biz... Kaç taksit yapıyorsunuz? Kaç taksit istiyorlarsa 12 taksit kadar yapabiliyoruz. Bu aracımız da yine çok gösterişli bir araç. 1937 model, oldukça özel bir araç. Türkiye'de bir tane olan, döneminde eski sahibinin bize anlatması Ulu Önder Atatürk için getirildiği belirtilen bir araç. Bu aracımız zaten Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası'nda da rol aldı. Kalaya da biz kendisini götürdük. Bu araçlar Türkiye için bir değer. Şimdi benim favori arabama doğru ilerlemek istiyorum ben. Onur Bey, ben bu arabaya aşık oldum sanırım. Yani şöyle bir arabayla bir gün bile olsa bir tur atmak istemez misiniz? Bu ister düğününüz ister bir özel gününüz olsun. Hemen bugün gerçekleştirelim sizinle bunu. Bu aracımız 57 model bir araç. Pembe renk oldukça fazla tercih ediliyor düğünlerde. Bütün araçlarımız tercih ediliyor. Beyaz renk de çok fazla tercih ediliyor. Biz de onun için buna özel bir renk uygulaması yaptık. Pretty woman, gelinimizin unuttuğu bir duvak, bu bir mesaj bana galiba. Ben bunu takıp size en azından bir gün olsun bir gelin olarak böyle bir arabada dolaşmanın ne demek olduğunu canlı bir şekilde göstereceğim. Gerçekten harika bir turdu. Onur Bey, size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mutluluklar diliyoruz bütün evlenen çiftlerimize de. Türkcell kalitesine geçmek için hemen bir Türkcell mağazasına gelin. Kısa bir süre için geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın. Aa, Derya Hanım, mesajında hiç tadım yok. Gözümün feri söndü diye yazmışsın. Koştum geldim. İşte seni iyi hissettirecek şey. Ay, boya mı? Merak etme canımın içi, bu Marshall ipek. Rahat sürülür. Kolay temizlenir. Çabuk kurur. Bak nasıl değişti her şey. Muhteşem. Hayatınızda renkli bir sayfa açmak artık çok kolay. Nefis olmuş. Bu renk de seni açmış. Marshall, renklendir hayatı. Deliksiz bir uykudan sonra bebeğiniz mutlu uyanır ve yeni keşiflere hazırdır. Bebeğinizin altı tüm gece kuru kalsın diye yeni Prima Aktif Bebeğin ekstra uyku tabakası sıvıya karşı sıradan bezlere göre daha iyi koruma sağlar. 12 saate kadar kuru kalır. Sabahların tadını çıkar. Bir Prima eşittir bir kuru gece. Tercihim Teknoplus. Yılın en büyük kampanyası Merinos'ta. Şimdi Merinos'tan alışveriş yapan herkese anında tam 1200 lira indirim var. Siz de hemen Merinos'a gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Üstelik bonusa özel 12 taksitle şimdi alın, Ekim'de ödemeye başlayın. Merinos, yaşadığınız her yerde. Sıfıra etkisiz derler ya, yanlış. Sıfır
her şeyin başlangıç noktası. Sıfır demek, hazır olmak demek. Hayata, gerçeklere, engellere meydan okumak demek. Değişim mi istiyorsun? Önce sıfırla. Nemini kaybetmiş, elektriklenen, tel tel kabaran saçlar. Çözüm toplamak mı? Asla. İpeksi ve kusursuz saçlar için sırrım L'Oréal Paris'ten yeni Elsev Nem Kolajen 48 Saat. Suyu tutucu kolajen içeriğiyle nemi 48 saat saça kilitler. Saçlarım ipek gibi ve kusursuz. Özgürce hareket ediyor. Elektriklenmeye son. Kabarma kontrol altında. Çözümüm yeni Elsev Nem Kolajen 48 Saat. Çünkü biz buna değeriz. Her gün bir Supradin All Day ile ihtiyaç duyduklarım benimle. Ben geldim. Anne anne, futbol oynayalım mı? Evet. Günde bir Supradin All Day size vitamin, mineral ve CoQ10 takviyesini sunar. Supradin All Day'e evet deyin, kendinizi yeniden keşfedin. Kamera. Kestik. Evet, bir duvara daha ihtiyacımız olacak. Dekorcunun numarası neydi? Not al, arama yap. Hepsi aynı anda, aynı ekranda. Rahatla biraz. LG Optimus G ile güce hükmet. LG Optimus G tarifenize ek, ayda 67 liradan başlayan fiyatlarla Turkcell'de. Mükemmel bir hayatları, kıskanılacak bir evlilikleri vardı. Ta ki FBI kapılarını çalana kadar. Eski bir askerin geçmişindeki sırlar gün yüzüne çıkıyor. Büyük günahlar bu akşam Kanal Türk'te. Faruk Bey, hadi bir Atatürk'te de duysun, herkes duysun, bir alkış yapsınlar sana. Atatürk'te. Atatürk diyeceğim mi Can? Atatürk. Her şeye değer. O yerim ben seni. Bir tane. O zaman şimdi Ece Pamuk Prenses oldu. Biz o tarafa doğru yüz boyama sanatçısı Meyzi Denizel'in yanına geçeceğiz. Biz tam 7 cüceyiz. Biz tam 7 cüceyiz. 14 kollu bir deviz. Biz tam 7 cüceyiz. 14 kollu bir deviz. Bakan Sefa, bakan Beyan, bakan Beyan. Aman çok güzel oldunuz. Evet, tehlikeli şeyleri yapmayalım. Ben şimdi siz burayı yapın, ben çocuklara bakarım, merak etmeyin. Efendim. Gel bakalım. Şimdi yüz boyama yapacağız. Evet. Çocuklar bu yüz boyamayı çok seviyorlar. Değil mi? Peki kullandığınız boyalar ne boyası, onu merak ediyorum sadece. Özellikle çocuklar için üretilmiş boyalar bunlar. Yüz boyası anti alerjiktir. Genelde alerji, yapalım, hani annelerin yapalım. Korktuğu şeyler vardır ya. Alerji yaparsa yüzüme, yapmasın, ne kadar sürede kalmalı. Zaten çok kısa süreli suratlarında kalıyor. Ve su bazlı boyalardır genelde. Bir tek şey, bunu çıkartırken nasıl çıkartacağız, o var. Çok basit, ıslak mendille bile çıkabiliyor zaten. Çok yüzde kalmadığı sürece herhangi bir zararı olmayacak. Evet, şu yaptıklarımızı şuradan kameraya bakın, ne kadar güzel yüzler boyanmış gerçekten. Hepsi çok güzel olmuş. Evet, o yüzden çocuklarımız da sabırsızlıkla beklerken ben de başlayayım istiyorum. Hadi başlayın, hadi bakalım nasıl yapacağız. Oo, bayağı bir. Ne olacak şimdi bu? Küçük bir kedi yapacağız şimdi. Küçük bir kedi oluyor. Bak orada küçük bir kedi. Kedi ne yapıyor? Bak. Kedi oluyor. Pis 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 pis. Evet, çocukları yaparken olabildiğince pratik ve hızlı yapmaya çalışıyoruz ki çocuk sıkılmasın. Vaktini almayalım diye. Ay çok güzel. Senin açın çok şey kaldı. Gel istersen buraya. Bugün hiçbir şeye bakamıyoruz. Alabiliyor musunuz arkadaşlar? Ay bir güzel duruşunu yerim ben, evet. Seni yerim.
yalnız burada bir... bir küçük bir sanatçı yetişiyor orada. Önemli. Sen biraz. Bana boyayabilir misin? Beni boyayabilir misin rica etsem? Ha, beni boyayabilir misin? Bana ne yapmak istersin? Ha? Ne yapmak istersin bana? Ha? Hadi beni boya o zaman. Boyayalım mı beni? Boya, boya. Biraz da burayı boya. Ben nasıl bir şey oldum? Ay çok güzel oldum. Boya ya sen beni gel. Gel bugün boya beni sen. Ha, koyalım böyle. Hadi gel. Sana bir tane bıyık yapalım. Ay çok komik oldum değil galiba. Mi ben? Senin rakibi burada oturuyor şekerim. Tabii ki. Boyayalım mı biraz daha? Ha, öyle yapalım. Olur böyle yapalım. Biraz daha. Ha tamam sevdik bu işi. Yeter mi bana? Yeter mi? Yok gene yapacak. Ay siz orayı gösterin arkadaşlar. Biz boyanıyoruz vallahi bilmiyorum artık bugün kusura bakmazsın. Kız. Ha sarı yapalım sarı yapalım. Peki sarı yapalım. Tamam al bu fırçayla sarı yapalım. Sarı kırmızı ben Galatasaraylıyım zaten sarı sen de Galatasaraylısın herhalde. Aman Allah'ım aman. Boyna da geldin. Bir dakika ne oldum ben bir yakın göstersenize neye benziyorum? Biraz daha yapalım sarıdan bari. Çok güzel oldum tebrik ederim çok güzel boyadın beni. Renk yapacak beni rengarenk istiyoruz. Siyah da olabilir. Zaten siyah çok iyi olur. Yeterince sabırsızlar. Evet. Yalnız siz muhteşem yaptınız ama beni boyayan arkadaş da çok yetenekli. Gelecekte yani bayağı bir... Küçük sanatçılar yetiştirmeyiz. Ben karma karışık bir şey oldu. Sayın Hanım'a haber verirsin. Ne oldum ben bilmiyorum. Gayet iyi oldum değil mi? Kesinlikle. Zaten onların yaptığı her işi beğeniyoruz biz değil mi? Güzel bu ayrı bir şey kattı vallahi. Onu yapmayalım çocuğum istersen. Onu kaldıralım maviyi vereyim ben sana. Mavi gel maviden de buraya. Diğerini de boyayayım der. Diğer arkadaşı da boyayayım hızlı bir şekilde. Gel böyle küçük küçük. Gel onu da boyayalım hemen. Kucakta yer değiştirelim mi? Onu da küçük bir aslanla çevirelim. Alkış yapalım. Çok güzel oldu. Ama kendisini kedi. Görmediği için. Evet görelim. Kendisini görsün. İşte bu bunun oldu. En güzel keyfi bu herhalde. Ha küçük bir kediye dönüştü. Kedicik oldu. Ben de stüdyo canavarı. Bu gülen surat için her şey yapılır ama. Ben de bir ama. Görebilir miyim yakından stüdyo canavarını? Ayşe'ye gel yanıma. Hadi gel. Olağanüstüyüm yalnız Ayşe. Var ya. Yıkılıyor yani yıkılıyor. Benimki yeterli mi? Tamam mı benim makyajım? İsminiz Zeynep. Zeynep benim makyaj tamam bitti Niye? Mi? Kedi alalım mı biz de şimdi? Bitti Zeynep bitmemiş daha. Zeynep doymuyor benim boyalarım. Zeynep yapalım o zaman. Sonra hadi gel alalım. Zeynep'e yapalım. Senin suratını yapalım mı? Yok mu? Yok. Tamam. Yok. Zeynep alayım ben. Zeynep seni kucağıma alayım mı? Neyle çıkarıyoruz onu? Islak mendille çıkartabiliriz. Islak çok mendille. Çok rahat. Basit çıkıyor mu? Aynen öyle. Evet. Kırmızı sadece çok baskın bir renktir. O yüzden çok yüzde kalmamasını çok tercih ederiz. Çok güzel anı kalıyor. Evet fotoğraflar bunlar. İçin. Fotoğraflar için. Sonrasında annelerde kremle ve vazelinle gıda boyasını karıştırdıkları zaman boyalar elde edebiliyorlar. Basit evde de çocukların yüzlerini boyayabilirler. Bir dakika bir daha söyleyelim. Vazelin, el kremi ve gıda boyasını karıştırdıkları zaman da çok basit boyalar elde edebilirler yüzleri için. Bu çok iyiymiş. Hadi gel senin yüzünü de boyayalım mı? Çok güzel fikir. O beni o boyama işi. Seni boyayayım mı? Hadi gel. Hadi tamam. Onu boyayalım. Tamam. Sen beni boya ben seni boyayayım. Neymiş o Batman mi? Evet. Ay şunları sen beni boya. Arkadaşlar. Ben de seni boyayacağım. Ne boyayayım? Meow. 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 Meow yapacağım. Ama çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Muazzam olmuşlar. Şöyle göstereyim. Evet ne o? Kedi mi o? Hmm. Aslan mı yoksa? Ya bu da çok güzel. Bir de şunu göstereyim.
Hakikaten bu işi çok güzel yaptığınızı söyleyebilirim. Tebrik ediyorum sizi. Çok eğleniyorum ben de zaten. Eğleniyorum diyor. Hakikaten çok güzel. Peki başka söylemek istediğiniz yerinizle ilgili, yani çocukların motor gelişimine mi yardımcı oluyor, koordinasyona mı yardımcı oluyor yaptığınız şeyler? Hem ince motor hem kaba motor becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Buket öğretmenle kaba motor becerilerini geliştiriyoruz jimnastik hareketleriyle. İnce motorda neler öğreniyoruz? Masada getirdiğimiz faaliyetler var evde, hani annelerin kendilerinden. Çok yapamadık ama. Evet, gösteremedim, hepsinin yapılmışını getirmiştik. El parmak kaslarını geliştirecek, motor becerilerini demin de söylediğim gibi çalıştıracak. Orada makarnalar gördüm, boyamışsınız ki bu çok güzeldir. Makarnalar dizilir, çocukluğumuzda da yapardık. Çok fazla oyun oynayabilirler makarnalarla, işte renklerini ayırabilirler. Anneler birlikte bir faaliyet olabilir bu makarna boyama etkinliği. Renklerini ayırabilirler, bir ipe dizebilirler, kolye yapabilirler, bilezik yapabilirler. Sınıflandırabilirler. Tahta boncuklar, çok güzel tahta boncuklardan küçük bebekler birkaç gündür gösteriyoruz. Bugün gösteremedik, o bir tane daha bebeğimiz vardı Sibel. Onu da göstereceğiz. Hakikaten çok önemli. Kesme için ucu yuvarlak makaslarımız var. Benim çocuklarım küçükken bir yuvaya gitmişlerdi. O yuvada öğretilen en güzel şeylerden bir tanesi. Çocukların bir makasımız var mı Sibel? Siz getirmiş miydiniz makas? Var mı orada kutuda? Çocukların makası, yani kestiğimiz o yuvarlak tarafından değil de alt tarafından tutması öğretiliyordu. Siz de bunu öğretiyor musunuz? Biz daha çok normal hani tarafından evet. Çok güzel bir yabancı okuldu bu gittikleri okul. Bunu çok beğenirim ben. Çocuklarınıza mutlaka makas, yuvarlak uçlu da olsa, yani çocuk makası da olsa, makası daima alt tarafından taşırken diyorsunuz. Taşırken. Evet, evet. O çok önemli bir şey. Çok da bütün tehlikelere karşı. Hoşuma gitmişti o benim. Hep de küçük çocuğu olan annelere söylerim, paylaşırım. Başka ne önemlidir çocuklar için? Yani bence annelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirmeleri çok önemli. Bir şeyleri paylaşmaları önemli. Mutlu dakikalar önemli anneyle birlikte geçirdikleri. Her türlü etkinliğe anneler kendileri yapabilirler aslında. Çok kolay, hani her şey oyuna çevrilebilir evde birlikte vakit geçirirken. Vallahi çocuklar tencereyi, tavayı çocuklara zarar vermeyecek plastik kaplar, işte demin yapmıştık çırpıcılar plastik, onlarla da çocukları çok güzel oynayabilirsiniz. Benim demem, deminki demem şuydu, bilenler vardır, bilmeyenler için söylüyorum, bir tekrardır bu. Makası hiçbir zaman hani taşırken buradan değil, burası avucunda, zaten böyle sivri bir makas asla vermiyoruz da, hani taşırken buradan taşımak makası çok önemli. Önemlidir. Biliyor muydun Tijen bunu? Bak bilmiyordum diyor. Çocuklar makas taşırken daima böyle, çünkü çocuktur, düşebilir. Kalemi de aynı şekilde. Kalemi de aynı şekilde. Kalemlerin de hani sivri kısımları alta gelecek şekilde yaparsanız güzel bir bilgi. Ben onu paylaşmak istedim. Tabii çocukların makasları genellikle hep böyle yuvarlak yüzlü oluyor. Uçlu oluyor. Çok güzel. Şu burada evet. Zeynep getirdi az önce. Evet. Evet, fark etmedik. Şimdi başka neler annelere tavsiye edebileceğimiz, evde anneler nelere dikkat etmeli? Etkinlik örnekleri söyleyebilirim birkaç tane. Mesela? Size. Yumurta kutusundan tırtıl yapabilirler. Hem boyama faaliyeti yapıyorlar, hem kesme faaliyeti. Getirebilirim, orada var masanın üzerinde. Yumurta kutusu getirelim arkadaşlar. Biraz karma karışık olduk. Yumurta kutusunu alalım, tırtılı. Hemen verin. Nur gel, verin. Ver buradan. Artık bugün hiçbir şeye bakmıyoruz. Yumurta kutusundan tırtıla bayıldım. Tek gözü düşmüş, tek anteni düşmüş ama. Anteni düşmüş, burada biraz paralandı orada. Evet. Tek anteni de vardı. Tırtıl kardeş, tırtıl kardeş, tırtıl kardeş, tırtıl kardeş. Ya inanılır gibi değil. Bak bu fikre bayıldım. Atıyoruz yumurta kutularını. Biz anneler için yumurta kutularından dikiş kutusu yapmayı öneriyoruz. Ama bu çok iyi fikirmiş. Fikri çalalım. İki tane delik açıldı. Pipet takıldı. İki tane de göz, kağıttan göz yapılmış. Veya bir
gazlı kalemle boyayabiliriz. Evet. Onları da alayım buraya. Hangi renk istiyorsun? Burada çok güzel. Kelebek mi oluyoruz? Ne oluyoruz? Ay, bir tarafımız kuş oldu. Bir tarafımız kuş. Evet. Makarnalardan boyuyoruz. Bakın, evet. Boyayıp kolyeler. Ben renklikler yapabiliyoruz. Çok bunları renklerine göre ayırabilirler. Yine evet, koyduk. Bakın, oyuncak alamıyoruz diye. Tamam. Sayı bunlardan. Hani bir, tamam. iki tane makarna, iki. İşte bir makarna gibi. Gel bakalım gibi. Şimdi onu boyayalım. Ondan ya sonra da renklerine göre bu az önceki yumurta kolisini bu şekilde de kullanabilirler. Ayırma faaliyeti. Ayırma da çok önemli, evet. Öğrenmek için. Evet. Onun dışında çikolata kutularını atmıyoruz. Yenilen arı yapıyoruz bunlardan. Sırtlarına kanatları da var şu şekilde. Bu da çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Aynı konunun devamında çocuklara bütünlük sağlaması açısından bu küçük bal makarnaları, evet, bal peteği şeklinde kesip üzerine dikiyorlar, yapıştırıyorlar. Ve çok böyle konsantrasyon sürelerini uzatan, onları dikkat sürelerini özellikle uzatmaya yarayan bir faaliyet bu. Çok güzel. Peki burada yine bir mısır evet, bu da dağıldı biraz. Tamam, bunda da mısır konusunu işliyoruz çocuklara. Evde çok rahatlıklar. Bir saniye. Buradaki mısırda bir mısır resmi var. Mısır tanelerini de buraya yapışkan sürerek yapıştırıyoruz. Burada da bir mısır oluşturuyoruz. Çocuklar biraz elledikleri için demin hepsi bozuldu. Süper güzel olmuş. Süper güzel olmuş. Bayıldım. Makarnalardan eskiden fasulye vardı ilkokullarda. Hala var mı bilmiyorum. Evet. Hani fasulyeden sayılır. Değil mi? Fasulye torbamız olmaz mıydı Nimet Hanım hepimizin? Şimdilerde var mı sayı saymak için? Eline yapayım mı? Var. Bizim kızlarda da vardı. Plastikleri yapılmış. Ama gerçek fasulyeden çok güzel oldu. Gerçekten çok. Benim halim için kusura bakmayın, değişik bir sanat eserine dönüştüm. Asla bozmayacağım programın sonuna kadar. Güzel ama. Sen bu tarzı bir tane fotoğraf çek. Abstract. Çok yani değişik. Bayağı beğendim. Zeynep, ne kadar güzel boyadın benim yüzümü. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Şu çocuklar bu çikolatalardan yiyorlar. Şu arı fikrine bayıldım. Kendimi görmeyeyim de. Görmeden sanki yokmuş gibi oluyorum. Bu çok güzel bir fikir. Bunu bütün anneler yapabilir. Evde çok rahatlıkla yapabilecek. Tüm malzemeleri evde çok kolay yapabiliriz. Süper güzel. Bal peteği çocuklar için. Kolyeler var. Diğer şeyler geldi mi? Anne. Faaliyetler. Anne. Kesme manneke. Faaliyetleri yapıyorsun. Evet. Zeynep anne geliyor. Peki bu yaş çocuğunun bir arada olmasının faydası var mı? Neden var? Paylaşmayı mı öğreniyorlar? Birisi paylaşmayı öğreniyorlar. İkincisi kendi yaşıtlarıyla bir arada vakit geçirip örnekleme yoluyla birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Yani bir tanesi yapıştırırken diğeri onun yapıştırdığını görüp o da yapıştırabiliyor. Ya da işte birlikte olmanın verdiği bir mutluluk oluyor çocuklarda. Yaşıtlarıyla vakit geçirmek. Şimdi artık çağımızda hani park bahçe bile çok az kaldı vakit. Komşular kalmadı hani eski çok, zamandaki çok gibi. Önemli. Onun için çocuklar bu tarz etkinlik merkezlerinde birbirleriyle vakit geçiriyorlar. Yani aslında hani eskiden yaptığımız komşu ziyaretlerini bizim merkezimizde anneleri yapıyorlar. De oluyor yanlarında. Çünkü yaş grubu oluyor. Çok küçük. Kaç evet. yaş? 2 yaş. Bizim 0-3 yaşa kadar gruplarımız var. Bugünkü gelen ziyaretçilerimiz 14-23 ay. Hatta 2 yaşını dolduranlar çok da var aralarında. Ya ağlıyorlar. Bir kısmını çıkartmak zorunda kaldık. Hakikaten çok çok tatlılar. Hepsi reklam arasında da hepsini çok sevdik. Peki 2 yaş sendromu diye gerçekten bir şey var mı? 2 yaşta çocuklara ne oluyor? 2 yaşta kendilerini farkına varıyor çocuklar. Yani bir birey olduğunu artık anlıyorlar eskiden. Yani 2 yaşa kadar anneyle bir bütün olarak düşünüyorlar kendilerini. Ama 2 yaşından sonra artık ben bir bireyim diyerek onun verdiği bir çocuklarda sinir, stres, sıkıntı oluyor. O da kendini ispat etme çabasında pembe oluyor. Pembe mi yapalım? Tamam. Ben buradayım, ben bir bireyim diyerek hani annelerine dediklerini yaptırtmaya çalışıyorlar. Bizim etkinliklerimizde. Harika. Bakın kapaklardan çiçek. Kapaklardan, su kapaklarından çiçek yapılmış. Pamuklardan bulutlar. Bunu anlatabilirim. Salata kurutucusunda yapıyoruz bunları. Bunu kesiyoruz, kağıdı içine koyuyoruz, boyamızı sıkıyoruz ve çeviriyorlar. Hem kolları çalışıyor hem bir sanat eseri çıkarıyorlar. Rengarenk çıkıyor bunlardan çıkan sonra. Bu muazzam. Ay bunu hemen yapmalıyım burada. Süper güzel. Yani salata kurutucusu Ebru'su. Gibi evet aynen öyle.
çok farklı şeyler çıkıyor. Yani boyayı sıkma şeklinize göre koyduğunuz renge göre. Öğretmenleri ve bu faaliyetleri yaptıran çok saygı duyuyorum. Çok eldeki malzemelerle çocuklara çok inanılmaz şeyler yaptırıyorlar. Öğreneceğimiz çok şey var. Onlar da bizden zaman zaman yararlanıyorlar. Kesinlikle. Ama bakın kabak çekirdeklerinden ağaçlara çiçekler. Bu da çok güzel. Süper güzel. Çok tebrik ediyorum. Yalnız şu sularla ilgili bir şey söyleyeceğim ve kapatıyorum. Bu kapak biriktirme yüzünden kapakları küçülttüler, küçülttüler, küçülttüler. O su şişeleri açılmıyor. Allah'ınızı severseniz buna bir çözüm bulun. Dur bir dakika. Aldığım bütün suları almayacağım. Yani büyük bidon alıp küçük suların hepsinden vazgeçeceğim.